Şeyi hatırlamak için kullanıyor. Özellikle son aylarda yaşanan, arka arkaya yaşanan gelişmeler bu dün gece yaşananların meydana gelmesine sebep oldu diyebiliriz. Ne bunlar? Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi İsrail ablukaları daha da sıkılaştırdığı ve en önemli adımlardan biri tek ticari sınır kapısının kapatılmasıydı. Artık gıda ve yakıt geçemiyor buradan. Sadece ilaç geçişini denizdeki ablukayı daha da sıkılaştırdı. Bunun dışında daha yeni gelişme ulus devlet yasasını çıkardı ki Filistinlileri yok saymak anlamına geliyor bu İsrail'de. Mevcut haklarını da elinden alan baskıyı daha da yoğunlaştırdı. Gelişmeydi bu. Bunların yanı sıra Gazze'ye yönelik zaten zaman zaman hava bombardımanları yapılıyordu. Zaten çatışmasızlık ortamı ya da saldırıların olmaması kamu kitlerine bağlı. Çünkü İsrail herhangi bir bahane saldırı için kullanabiliyordu. Mart ayından bu yana büyük çürüyüşleri yapılıyordu. Çünkü İsrail işgal ettiği toprakları geri vermeyi reddediyor uluslararası baskılara rağmen.